Ekotürk ekranlarına hoş geldiniz. Makroekonomi programıyla karşınızdayız. Ben Serdar Pazı. Bu yarım saat içerisinde Türkiye'deki son ekonomik gelişmeleri değerlendireceğim kıymetli bir konuğum var. Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Özer. Hocam merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Serdar Bey. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Beni konuk aldığınız için. Sağ olun ben hocam. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, bakıldığında içeride para politikasında bir yere geldik ama maliye politikası bacağının eksik kaldığı ve sıklıkla vergileri arttırmaktan ziyade yani hali hazırda elimizdeki sabit gelirli ücretli kesimin daha da yükünü arttırmaktan ziyade biraz daha genele yayılması, adil bir vergi politikası uygulanmasına dair bir geçiş en azından niyeti olduğunu görüyoruz. Tabii bu hani yeni mi farkına varıldı vesaire diye çok sayıda eleştiri de almış durumda ama sizin de genel olarak yorumunuzu almak isterim. Mesela işte aylık 5 milyon liradan fazla harcama yapıp da hiç vergi vermeyen insanlar, işte çeşitli vergi borçları ertelenen ya da tamamen silinen kurumlar ya da işte son bugün Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten gelen işte kuyumcular üzerinde ilk çalışmamızı başlatıyoruz vesaire gibi. Yani bunun farkına yeni varılmış olabilir mi? Hani yeni varılmışsa ayrı bir bakıldığı zaman sorunumuz var demektir. Dolayısıyla vergi politikasına dair isterseniz bu son gelişmeler eşliğinde görüşlerinizle başlayalım hocam. Teşekkür ederim. Yalnız izin verirseniz bu sorunuza direkt yanıt vermeden önce. Buyurun hocam. Bu uygulandığı söylenen enflasyonu düşürme politikası bağlamında yani birkaç giriş notu düşmek isterim. Şöyle ki yani bizi izleyenler konuyu daha iyi anlatsın diye. Şimdi bu biliyorsunuz enflasyonu düşürme politikalarının merkezinde politika faizini arttırmak var. Ve bu yapıldı. %8,5'tan 50'lere geldi. Ama gördüğünüz gibi bu kadar keskin artışa rağmen enflasyon cephesinde özellikle de enflasyon beklentilerinin kırılması noktasında çok başarılı olduğu söylenemez. Zaten Merkez Bankası Başkanı ve Başkan Yardımcısı özellikle de son geçen hafta yaptıkları açıklamalar da bunu doğruluyor ve yayınlanan rakamlarda da işte piyasa beklentileri, tüketicilerin beklentileri ciddi farklılaşmalar var. Dolayısıyla bu başarılı olamayınca bundan sonraki aşama belli, ekonominin belli bir ölçüde daraltılması gerekiyor. Yani ciddi anlamda işte büyüme oranının düşürülmesi, işsizlik oranının dolayısıyla da artması ve bunların tabii bir de gelirler politikalı bacakları var. Bunlarla ilgili düzenlemeler de yaptı. Asgari ücretin işte tek olarak arttırılması, memur ve emekli maaş zamlarının belli düzeylerde tutulması ve dolayısıyla da bütün zaman bu politikaların maliyetlerinin bir bedelinin ödenmesi gereken kesim var ve bu da çok açık ortaya çıktı ki genellikle ücret ve maaş gelir elde edenler, sabit gelirler bu işin bedelini ödeyecek. Ve öte yandan da siz de çok iyi biliyorsunuz Swiss Credit'in işte en son servet raporu açıklandı. Yine bir Boston grubun servet raporları açıklandı ki bu rakamlar yani son durumu da çok yansıtmıyor. Sizin de çok doğru bir şekilde vurguladığınız gibi Türkiye'de çok ciddi bir gelir dağılımında eşitsizlikte artış var. Hele servet eşitsizliğindeki artış artık öyle ayyuka çıkmış ki yani işte Türkiye'deki en yüksek diyelim ki servete sahip %1'in toplam servetin %40'ını kontrol ettiği gibi en son açıklanan rakamlarda ve hem yerel para cinsinden de hem de dolar cinsinden baktığınızda bu USB raporuna bakıldığında İsviçre kökenli eldeki servet artışlarında çok ciddi bir artış söz konusu. Şimdi buraya bir nokta koyduktan sonra bir de tabii ki iktidarın işte biz enflasyona karşı işte sabit gelirleri ezdirmeyeceğiz gibi büyümeden taviz vermeden bu işi halledeceğiz gibi taahhütleri var. Dolayısıyla da şimdi işin öbür tarafına yani artık beklentileri yönlendirme, dillendirme, politika yapma kısmına doğru. Dolayısıyla ben en sonda söyleyeceğim, başta söyleyeyim bu vergiyle ilgili düzenlemeler sürekli olarak Hazine Bakanlığı'nda buna vurgu yapmasının nedeni tamamen politik kaygılardan. Bunu destekleyecek iki tane de şey söyleyeyim. Örneğin son belediyelerle ilgili yani SGK borçlarının ödenmesiyle ilgili düzenlemelerde daha önce de biliyorsunuz bu emekli maaşları ve memur maaşları konusundaki tıkanıklığı aşmak için sorumlu olarak önce EYT'liler gösterildi. Bu erken yaşa takılanlar, onların emeklilik sayısına ya da emekliler kervanına katılması. Sonra da şimdi işte birilerinin SGK primlerini ödememesi gibi nedenlerle bunu da geçiştirmeye çalışıyorlar. Ama öbür taraftan da şimdi sorunuza gelirsek söylediğiniz gibi bu vergi düzenlemeleri özellikle de gelir dağılımındaki adaletsizliğin giderilmesi
açısından son derece önemli. Ama burada vergi düzenlemeleri derken neyi amaçladığınız önemli. Yani kaldı ki şu bir gerçekliği bütün bilimsel çalışmalar da gösteriyor. Türkiye'deki aslındaki yapılan aklı başındaki yorumlarda da bu ortaya çıkıyor. Türkiye'deki yüksek enflasyon bir kere toplumdaki gelir dağılımı eşitsizliğindeki artışla da doğrudan ilintili. Yani bunu defalarca söylüyorum. En nüfusun en fakir kesimin gıda harcamalarına baktığınızda neredeyse bunun toplam harcamalardaki payı %40'a yaklaşmış. Dolayısıyla bu yoksulluk sorununu gidermeden, çözmeden ya da en azından bu konuda iyileşme sağlamadan enflasyonla mücadelede bir gıdın ilerleme sağlanmasının ben çok mümkün olduğunu düşünüyorum. Yani fiyat istikrarını sağlama anlamında. Dolayısıyla da tabii burada amaç söylemle gerçekleşenler arasında da bir asimetri söz konusu. Yani sizin yapmanız gereken belli. Belli ki servet sahiplerinden servetlerin belli bir kısmını vergilendirmen gerekiyor. Yüksek gelirlerden yüksek vergi alman gerekiyor. Ama siz bunu yapmak yerine ÖTV ve KDV artışlarıyla dolaylı vergiler arttırıyorsunuz. Bu bir anlamda biliyorsunuz vergilerde böyle artan oranlık diye bir şey vardır. Gelir vergilerinde genellikle işte gelir düzeyi arttıkça vergi oranları arttırılarak adalet sağlanmaya çalışır. Ama ne yazık ki biliyorsunuz KDV ve ÖTV isterseniz trilyoner olun, isterseniz 10.000 TL alın. Herkese aynı oranda uygulandığı için dolayısıyla bir resesif yapısı var. Dolayısıyla da baktığınız zaman toplam vergi hasılatı içerisinde dolaylı vergilerin payına da baktığınızda yine bunu işte belli kesimler ödemek zorunda kalıyor. Ama yapılması gereken belli. Zaten bakan da bunu söylüyor. Kaldı ki yapılması gereken, vergilendirilmesi gereken kazanç kaynakları da belli. Son işte NAS'la başlayan süreçte varlık fiyatları arttırılarak bu işten kim nemalanmış? Bunların kayıtları da ortada. Dolayısıyla bu insanların üzerine gidip ya da kurumların üzerine gidip bunların ya, bu varlık enflasyonuyla servetlerine kattıkları servet üzerine vergi almak yerine yine bildik işte en kolay yönden işte çalışanların gelirleri azaltılarak, satın alma güçleri azaltılarak vergi gelirlerinin arttırılması çalışıyor. Ama şunu da unutmamak gerekiyor. Bizim tarihsel olarak neredeyse 70'li yılların sonunda başlamıştır Serdar Bey. Enflasyonla mücadeledeki başarısızlığımız ya da tırnak içerisinde başarımızdaki en önemli iki sergelerden ya da yoğunlaşması gereken kalemlerden bir tanesi bütçe açıkları, diğeri de biliyorsunuz cari açıkları, dış ticaret açıklarıdır. Ve bütçe açıklarının özellikle de bu deprem nedeniyle ulaştığı boyutlar belli ve bir şekilde bu bütçe açıklarının kontrol altına alınması gerekir. İşte kamuda tasarruf diye bir takım önlemler getirildi. Orada tasarruf olmayacağını zaten sizin programda da daha önce söylemiştim. Ne yazık ki yine tırnak içerisinde haklı çıktık diyelim. Ama öbür taraftan geriye bir tek şey kalıyor. Böyle konuşalım, bir altyapı hazırlayalım ama biz gene vuracağımız yere vuracağım gibi bir yaklaşım var. Vergiyle ilgili düzenlemeleri de buradan öteye gideceğini düşünmüyorum. Üzgünüm yani böyle bir olumsuz tablo çizdiğim için. Hocam şimdi bakıldığı zaman hani ilk planda taslak, işte hepimiz bakma inceleme fırsatı bulduk. Orada bakıldığında evet, yakın zamanda en fazla servet artışının yaşandığı, işte ülkede yaşayan insan sayısının artması, aldığımız dış göç vesaire konut tarafındaki yaşanan yükselişi bir şekilde hani GYO'lara ya da işte konut tarafında kira geliri elde edip de bunu beyan etmeyene vesaire uygulanacak düzenleme noktasında adımlar vardı. Ama hani meclise sunulan önerge tarafına gelindiğinde gayrimenkul ile konutla alakalı tüm maddelerin neredeyse ortadan kaldırıldığını, gene bildiğimiz klasik yöntemlere yani dolaylı vergilerin artmasına doğru gittiğini görüyoruz. Hani bir bu, evet, yani çünkü bakıldığında hani bir insanın işte hayatını idame ettirici yaşayacağı filan ilk evi almasıyla hani işte 10. 20. 30. filan evine dükkanını alan insanın hani vergisi vesaire aynı olmamalı. Biri daha zor olmalı. Yani işte daha fazla artık değer artışı kaynaklı mı bir vergi tahsilidir yoksa daha fazla gelir vergisi tarafında baremi mi yükselttir bilemiyorum bunu ama yani bunu bilmesi gerekenler de çok vergi paketleri bu işi dahil etmediklerini maalesef görüyorum. Bir de bu hani yakın zamanda dile getirilen mesela işte bugün hani birebir kendisi zikrettiği için tekrarlamakta bir eski görmüyorum. İşte kuyumcularla ilgili çalışma başlatıyoruz. Yani şimdi bunu böyle önceden ilan ederek yapmak hani vergi çalışması noktasında doğru bir hani girişim midir? Çünkü hemen hemen herkes gittiği her dükkana işte ne bileyim doktor muayenesi olabilir, araç galerisi olabilir, ondan sonra gittiğinde bakabilir yani vergi levhası asıldır ve yani oradaki işte bulunduğunuz yarım saat, bir saat içerisinde vesaire oranın cirosu hakkında, kazancı gelir hakkında bir fikriniz olduğunda yani beyan edilen gelirin, gerçekten elde edilen gelirin çok altında olduğunu herkes anlayabilir. Yani yapay zekanın
bilişim tarafının bu kadar ileri gittiği ve bu konuda da yani 5000'e yakın hesap uzmanı var diye ben biliyorum Maliye Bakanlığı bünyesinde. Dolayısıyla yani bu çalışmalar çok daha hızlı ve bakıldığında hani böyle uyarılarla falan değil de gerçekten hedefe odaklı şekilde yapılamaz mıydı, ne dersiniz? Valla çok aslında doğru bir noktaya temas ettiniz. Şimdi bu özellikle vergi gelirlerinin arttırılması noktasında yani işi iki açıdan düşünmek gerekiyor. Bir, tabii ki kimi vergileyeceksiniz, hangi vergi politikaları uygulayacaksınız ve hangi oranlarda vergileyeceksiniz. Bu teknik de bir koyun, önemli bir nokta. Yani bu noktada yasalar var, işte düzenlemeler yapılabilir. Bir de tabii ki bu vergiyi tahakkuk ettirdikten sonra tahsilat aşamasına geçmeden vergi mükelleflerinin vergiyle ilgili algılarını yıkmak gerekir. Biz Amerika'da öğrenciyken orada bir olaya tanık olmuştum. İnsanlara soruyorlardı. Başınıza ne gelmek istediniz? Yani bu toplumda en şey ne anlamda? IRS'le başın belaya girmesin derdi. IRS dedi de biliyorsunuz vergi dairesi. Yani siz bu toplumda bu bilinci, etkiyi yaratamadığınız sürece isterseniz yasal düzenlemeleri de ne kadar sağlam yaparsanız yapın. Eninde sonunda biliyor ki eninde sonunda bu iktidar ya da bir başkası gelecek bana vergi affedecek. Ben bir şekilde bu vergi ödemekten kaçınırım diye. Ve hatırlarsanız sizin de daha önce yaptığımız programda da bu işte Haziran'da düzenlemeyle ilgili şeyin sızdırıldığını ve bunun bilinçli bir taktik olabileceğini, çünkü memur maaşları ve emekli maaşları yerine gözler. Burada da bence önceden açıklamalar da Sayın Bakan'a illa ki öyle olması gerekiyor ama kardeşim siz siyasi olarak lobinizi oluşturun ve gardınızı alın. Kim güçlü oluyorsa, lobi yaratıyorsa biliyorsunuz orada da öyle oldu. Sonra bütün şeylerdeki o kadar güzel hazırlanmış taklaslar, tasarlar, teknokratlar tarafından bir şekilde bu siyasi baskılardan, kaygılardan ya da baskılardan lobi faaliyetleriyle kapsam dışına çıkarılabiliyor. Önemli olan burada sonuca bakmak gerekir. Yani niyet çok iyi olabilir, sizin taslağınız çok iyi olabilir ama geçirseniz bile bir de işin uygulama kısmı var tabii ki. Yani uygulama kısmında da o verimliliği arttırmadığınız sürece bu insanların devlete olan inancını, vergi vermenin onun yaşamlarının bir parçası olmadığını öğretmediğiniz sürece ve ayrıca da şu da var, vergi ödemediğiniz zaman bunun da bir bedeli olacak. Bunu da yaratmadığınız o etkiyi sürece burada çok etkinliğe ulaşılabileceğini düşünmüyorum ben. Ama elzem mi? Çok doğru bir nokta, sorunuz da zaten öyle. Mutlaka vergi yasalarıyla bu vergi sisteminin mutlaka düzeltilmesi gerekiyor. Bu vergi sisteminde yapılacak düzenlemenin de Türkiye'nin özellikle son 3 yıldaki gelir dağılımındaki acayip bozulmayı önleyecek şekilde dizayn edilmesi gerekiyor. Mesela burada da samimi olmanın yolları var. Yani şimdi iletişim son derece önemli biliyorsunuz. Bu politikaların başarısında bütün akademik çalışmalar da bunu gösteriyor. Siz ne kadar iyi bakanı dinlerken diyorum ki ya inanılmaz insanı ikna gücü, yani o kadar samimi, o kadar düzgün şeyler konuşuyor donanımda ama bir de uygulamıyorum yani bu konuda. Bunu da eleştiri olarak kaydedebilirsiniz ama şunu söylemek gerekiyor. Örneğin asgari ücret değil mi, vergi dışı diyorlar. Siz asgari ücretin nasıl vergi dışı olduğunu bakan bizzat çıksın bir televizyon programında ortak nokta nasıl hesaplandığını millete anlatsın yani. O zaman görelim bakalım asgari ücret gerçekten nasıl vergi dışına çıkarıyormuş. Bunun gibi çok önemsiz gibi gözükebilir ama insanlara son derece umut vaat edebilecek, insanları ikna edebilecek ve onların da size desteğini sağlayabilecek teknik şeyleri açıklamak ve doğru şekilde uygulamak gerekiyor. Yani o nedenle de şimdi ideal olarak siz vergi yasalarını getirebilirsiniz Serdar Bey. Bunu da yasalaştırabilirsiniz ama arkasına düşmediğiniz takdirde bu şekilde aflarla ya da başka indirimlerle ya da işte istisnalarla bu yasaları arkadan dolaşırsanız dolayısıyla siz vergideki etkinliği ya da vergi dairelerinin etkinliği de otomatikman zaten kadık hale getirmiş, güdükleştirmiş oluyorsunuz. Evet hocam, vergi tarafına böylece değindikten sonra biraz da yakın zamanda açıklanan işte açlık sınırı, yani Türk İş'in Ankara'da 4 kişilik bir aile için açıkladığı işte açlık sınırı, yoksulluk sınırı, işte tek başına yaşayan bir çalışanın maliyeti vesaire, bunların hepsinde bakıldığı zaman yani özellikle açlık sınırı tarafında bir artışta ivme kaybı. Tabii yani her ay hayat daha pahalı hale geliyor, yani oradan kaçış yok ama en azından daha düşük bir hızda artış, en azından herhalde yaz ayları sebze, meyve vesaire fiyatlarının da biraz katkısıyla, daha az artışıyla olabilir. Ama diğer taraftan yani asgari ücretin üzerine bu miktarın geldiğini ve yıl sonuna da daha 5 ay var ve bakıldığında
ciddi şekilde belki %30, %40 üzerine gelecek asgari ücretin. Bu da yani yapılması beklenen, planlanan zammın boyutunu ve gelecek seneki dezenflasyon tarafındaki mücadele noktasında soru işaretleri doğuruyor. Bir de yani bunu şu kapsamda da cevaplamanızı rica edeceğim. Piyasa katılımcıları anketinde buradan 12 ay sonrasında %30 civarı bir enflasyon beklentisi var. İşte iş dünyası, reel sektör %50'ler, %55'ler civarında bir enflasyonla çalıştıklarını söylüyorlar. Halkın ise bakıldığında %70'ler civarında ancak bir enflasyona ikna olduğunu, yani enflasyon şu an %90'larda, %100'lerde, bu düşse 70'lere düşer önümüzdeki bir sene içerisinde diye bir kendi algısı olduğu. Dolayısıyla bu kadar birbirinden ayrışan beklentilerin bir ortamda etkin bir dezenflasyon süreci, bir enflasyonla mücadele nasıl olur? Bu konuda isterseniz sohbetimize devam edelim. İzninizle en son kısmından başlayayım. Buyurun, zaten tabii. Bir dezenflasyon ya da enflasyonu düşürme politikalarının ya da programının başarısının somut ya da en güvenilir ölçütlerinden bir tanesi Serdar Bey. Yani ana akım yazına baktığınız zaman bu sözünü ettiğimiz toplumun farklı kesimlerindeki enflasyon beklentilerinin birbirine ne kadar yakınsadığıdır. Eğer bu enflasyon beklentileri belli bir aralıkta birbirine yakınsar hale geliyorsa, bilin ki o sizin uyguladığınız enflasyonu düşürme politikaları işliyor ya da en azından etkisini gösteriyor demektir. Dolayısıyla bu aradaki büyük enflasyon beklenti farklılıkları zaten programın aslında öyle iddia edildiği gibi çok da etkili bir şekilde enflasyonu düşürmede başarılı olmadığını gösteriyor. Bir kere bunu söylemek gerekiyor. Öbür taraftan şimdi konuşmamın başında özellikle bir çerçeve çizeyim derken bilerek buraya girmişim, iyi ki de olmuş. Yani bir daha söylüyorum, Türkiye'de enflasyon kabaca bir yoksulluk sonucudur. Bunu algılamadan, bunu kabul etmeden de bu tür şeyleri çözmeniz de biraz zor olacaktır. Dolayısıyla siz eğer yoksulluk sorunu gidermiyorsanız ve bu enflasyonu da doğrudan etkiliyorsa, bunun da biraz teknik detaylarını anlatmak gerekir. TÜİK'in, hadi diyelim ki rakamlar doğru, zaten bu hane halkı, tüketim araştırmaları ben çok önem veriyorum. Her ne kadar 2022 verilerine dayalı olsa da 2023'te de gösteriyor ki sizin o hedeflediğiniz tüketimini azaltmaya çalıştığınız kesimin zaten bütün toplam tüketim harcamalarının %70'i gıdaya gidiyor, ev eşyasına gidiyor, ulaştırmaya gidiyor. Şimdi bu gerçeklik ortadayken siz ne yaparsanız yapın, yani enflasyonu belli noktalarda kontrol altına alın diye, o da büyük oranda biliyorsunuz geçen 2 aylık çok yüksek artışla baz etkisiyle ortaya çıkıyor. Ve bu hayat pahalılığındaki artışların önüne geçmeden sizin enflasyonla mücadelede başarılı olmanız mümkün değil. Yani biraz ne demek istiyorum, bunu açmaya çalışayım. Buyurun. Dikkat ederseniz arada hayat pahalılığı da dedim. Hayat pahalılığı dediğim şey enflasyonla aynı şey değil. Hayat pahalılığına kim yüz yüze kalır? Bizim gibi üniversite profesörleri de kalıyor. Çünkü benim gelir ne yazık ki enflasyon oranında artmıyor satın alma gücü. Dolayısıyla ben hayat pahalılığıyla yüz yüze kalıyorum. Sadece yüksek enflasyonla değil. Ama benim dışında özellikle toplumun işte asgari zaten %40'larda ve asgari ücret etrafında çalışan toplam çalışanların oranı %50 falan 60'lar oranında tuttuğunuz zaman insanların hayat pahalılığıyla olan etkisi ya da etkileşimi bizim çok daha üzerimiz ve dolayısıyla enflasyon artışlarından, fiyat artışlarından bunların etkilenme dereceleri bize göre çok daha yüksek. Dolayısıyla da yoksulluk sınırı gibi göstergelere baktığınız zaman bu insanların aslında gerçekte yüz yüze kaldıkları iktisadi, sosyal koşulları da tam olarak anlatamıyoruz. Tam olarak da algılanamıyor zaten. Aslında yoksulluk sınırına bakarak, bunu asgari ücretle karşılaştırarak ya da ortalama ücretlere bakarak belli bir kriter, belli bir değerlendirme ölçütleri oluşturabilirsiniz. Belli bir sonuca varabilirsiniz. Ama bunlar bile bence bu kesimlerin bu hayat pahalılığından ne kadar muzdarip olduğunu kesin göstergeleri olmuyor. Dolayısıyla da ne yapmak gerekirlerse bunu başta kurgulamak gerekiyordu. Yani biliniyordu ki açlık sınırı şuraya geldi. Dolayısıyla da sizin yapacağınız asgari ücret artışları ya da ücret ve maaş düzenlemeleri neyse ne adına ne dersiniz deyin, mutlaka bu kesimlerin bu politikalardan en fazla etkileneceği ön varsayımıyla işe başlayıp bunun bir takım sosyal altılması yoluna gitmek gerekiyordu. Ama siz bunu yapmak yerine örneğin işte bir belediyelerin ödemediği SGK üzerinden sanki işlerin düzeleceği izlenimini veriyorsunuz. Aynı SGK'nın kendileri baksınlar. Yani ben de burada toplumdaki birçok insana bir girdi sağlamış olayım. Peki bu SGK aynı koşullarda aynı zamanda işverenlere ne kadar teşvik veriyor? Ne kadar transferler yapıyor? Onlar adına ne kadar ödemeler yapıyor? Bir de ona baksınlar.
Dolayısıyla buradaki SGK açıkları varsa ki son zamanlarda bunlar da çok büyük sorunlar oluşturmuyor. En azından tırnak içerisinde Allah'tan. Ama bu tür işverenler olan etkileşimiyle diğer çalışanlar olan etkileşimine baktığınız zaman bütün politikaların işverenden yana olduğunu görürsünüz. O nedenle de şunu bakmak gerekiyor. Açlık sınırını vurgulamak lazım. Açlık sınırıyla özellikle asgari ücreti sürekli karşılaştırıp bunun ne kadar ciddi sorunları olabileceğini vurgulamak lazım. Ama aynı zamanda bunun da uygulanan enflasyonu düşürme politikalarının da kaçınılmaz bir sorucu olduğunu da anlatmak ve algılamak ve kabul etmek gerekiyor. Evet hocam, sizin de her zaman olduğu gibi zaman su gibi akıyor. Son 2 dakikam. Dolayısıyla soruyu mümkün olduğu kadar kısa tutmaya çalışacağım. Temmuz ayı enflasyonunda ertelenmiş, yani Haziran'da yapılmış ama hesabı Temmuz'a kayan özellikle elektrik zamlarıyla beraber bir aylık bazda sıçrama. Bu yıllık bazda enflasyon tarafında hani 38 hedefin ötesine bizi taşır mı ve gelecek yıl 14 enflasyon hedefinin ötesine götürür mü? Bu konudaki yorumunuzu isterseniz sohbetimizi tamamlayalım. Valla aylık bazda zaten yani 3,5 falan civarı bir enflasyon bekliyorum. Zaten piyasa katılımcılarının da ya da profesyonellerin söylediği 3,45 falan gibi bir şey. Dolayısıyla da yıllık %38'lik enflasyon hedefinin, nokta hedefinin gerçekleşmesinin çok mümkün olduğunu görmüyorum. Zaten bunu daha önce de sizin programlarınızda en az %40-45 gibi bir oran beklediğimi söylemiştim. Kaldı ki Merkez Bankası'nın en son para politikası kurul raporunda da yayınlanan şeyde de jeopolitik risklere tekrar vurgu yapmıştı. İşte hizmet enflasyondaki katılıktan bahsetmişti. Talebin yeterince daralmaması. Bugünlerde de bunlarda çok fazla değişim yok. Bir de üstelik bölgemizde biliyorsun jeopolitik riskler sürekli artıyor. Dolayısıyla bunların da yaratabileceği dış şokların da olma olasılığı olunca İleriki dönemlerde beklenen şekilde enflasyon düşümlerinde baz etkisi kaynaklı etkilerinde ben yeterince gerçekleşmeyeceğini düşünüyorum. Kaldı ki geçen yılki işte %49.49'daki Ağustos'ta %9.09'da o %9.09'a güvenip elektrik zamlarını bu ay yaptılar. Doğalgazla ilgili artışları da ben önümüzdeki ayda yapacaklarını düşünüyorum. Bir de tabii ki eğitim ücretlerinde şurada burada artışlar var. Dolayısıyla da böyle baktığınız zaman o 38'lik nokta hedefin çok gerçekçi bir hedef olmadığını düşünüyorum. Ve belki de bir sonraki yani PPK toplantısında ya da bir onu izleyen aydaki şeyde yukarıya doğru bir revizyon da gelirse hiç şaşırmayalım diye düşünüyorum. Evet, Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mustafa Özer'e çok teşekkür ediyoruz değerli katılımı için. Her zaman olduğu gibi zaman su gibi akıp geçti gerçekten. Hem Türkiye'deki yeni vergi programını, vergi adaletini ve enflasyon hedefine dair gerçekleşmeleri konuştuk. Böylece makroekonomi programının sonuna geliyoruz. EkoTürk'te yayınımız reklamlardan sonra devam ediyor olacak.